Ver, al anam. Havada bal bakma, al çayını. Ver, çay verenlerin çok olsun kardeşim. Buyurun. Sağ ol. Efendim şöyle, hani dedim ki neler alınmış, ne olmuş, neler verilmiş, nasıl? Bir inceleyeyim dedim. Oo, neler gördüm neler. Ne gördün Seyfi abi? Hiç iyi şeyler görmedim Mesut, hiç iyi şeyler görmedim. Tamam abi, ne gördün, ne gördün? Kötü şeyler gördüm Feri, çok kötü şeyler gördüm. Ya onu söyledin, onu söyledin de ne gördüğünü söylemedin güzel abiciğim. Ya bir konuşursan var ya, yer yerinden oynayacak ya. Allah Allah, merakımdan çatlayacağım ya, ne gördün ya? Oh Mesut işte. Çok kötü, çok kötü. Nazlı. Güzel. Ahmet'le son günlerde mektuplaşıyoruz. Çok romantik. Konuşmayı deneseniz. Yani mektup genelde uzaktaki kişilere yazılıyor ya, o yüzden diyorum. Ay Nazlı, hiç romantik değilsin. Üf, böylesi daha keyifli. Yani aynı eski günlerdeki gibi. Yani böyle sürprizler yapıyor. Bazen buzdolabının içine koyuyor. Sabah uyanınca görüyorum buzdolabının içinde ya da makyaj çantamın içine. Adres falan da yazmıyorsunuz yani. Hani açıyorsunuz, bakıyorsunuz, bulana sürpriz oluyor. Nereden çıkarsa. Güzelliği orada Nazlıcığım. Romantik mektup diyorum. Ben de şimdi önce abinin ceketin iç cebine koymuştum. Daha sonra yastığın altına. Bugün de ilerletiyorum. Ve sefer tasının yanına koyacağım. Bak. Çok güzel. Çok tuhafsınız Gülden. Neden? Ne demek neden? İki tane çocuğun olunca böyle romantik cümleler kullanamıyorsun Nazlıcığım. O yüzden. Yani ilk başta tabii ki aşk dolu cümleler paylaşıyorduk. Ama şimdi bayağı mektup yoluyla iletişim kuruyoruz. Peki ne yazdın? Çok merak ediyorum. Ya okuyabilirsin, al, özel bir şey değil. Oku. Ha, romantikli değil mi? Değil. Bakayım. Evet. Bugün saat 2'de annemlerin oradaki çay bahçesinde bekliyorum seni. Evet. Neden bekliyorsun? Çocukların odasına mobilya bakacağız. Ay, bu mu romantiklik yani? Yani. Ha, gerçekten bir tuhaf oldunuz siz buradan. İyice bir tuhaflaştınız yani. Hayır bak, konuşabilirsiniz. Telefonlarınız var, telefonla birbirinizi arayabilirsiniz. Hayır, mektup nereden çıkıyor şimdi? Bu romantik mi ayrıca? Evet. Evet. Ay hayatım, ne zamandır böyle evimizi görmek istiyorlardı. Çok istediler. Ay, bugün de geliyorlar. Gelsinler, gelsinler. Başımın üstünde yerleri var. Ben aşağıdan pastaneden sonra börekli mörekli. Bilmiyorum, pastaydı. Onlardan yollarım. Sen hiç yorulma. Ay canım, kocacığım benim. Sami'cim, ben diyorum ki annen şimdi sıkılır. Onu alsan böyle biraz çıkartsan mı acaba? Ha, yok be, o odasında oturur o. Bu şey yapmaz, kendi odasında tek başına oturur. Aa, olur mu öyle Sami'cim? Aa, yaşlı kadını odasını hapsetmiş gibi. Olmaz hayatım, olmaz. Ya ben onun için diyorum hayatım, böyle biraz hava alsın. Sen onu al çıkar biraz. Ne olacak be ya? Sıkılırsa da yanınıza gelir, oturur, sohbet eder işte. Ama hayatım, şimdi o bizim sohbetimizden anlamaz. Yanlış anlar, bir şeye üzülür. Olmaz, olmaz. En iyisi sen onu al, götür. Misafirler gidince getirirsin gene hayatım. Onun için söylüyorum ben ama. Nazlı! Nazlı kızım! Efendim babacığım? Heh, ayakkabılarını ver. Bugün bütün ayakkabıları boyayacağım ya. Sen zahmet etmeseydin ben boyardım babacığım ya. Yok ya, ben bu işim yok, gücüm yok. Senin işin var, gücün var ya. Ne gerek var? Ben bunların hepsini şimdi bugün boyarım ya. Ya Gülden kızım. Efendim babacığım. Sen de eve gitmişken ayakkabılarını getir, sizinkiler de boyayın. Ne gereği var babacığım? Daha bizim evden buraya ayakkabı getireceğim. Ama Ahmet halleder onu. Siz hiç zahmet etmeyin. Ahmet nasıl halleder ki? Ahmet anlamaz ki ya. Öyle mi? Tabii canım. Nereden anlayacak Ahmet ayakkabı boyamayı? Bence o iyi boyarım. Ayakkabı boyaması çok önemli. Çok öyle. En önemli şey ya. Tabii. Çünkü neden? 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 Dost başa, düşman ayağa bakın. Gerçi bizim düşmanımız yok. Ama yine de ayakkabıyı ihtimal olarak temiz tutmam lazım. Doğru söylüyorsun babacığım. Ben bu yemekleri Ahmet'e götürüp ileteceğim. Tamam. Femicim, yalnız ayakkabıların altında çamur olabilir. Dikkat ediyorsun değil mi etrafa dökmemeye? Acayip önlem almış vaziyetteyim ya. Rukiye baksana şuraya. Doğru. Size ayakkabılar getirin. Hadi ayakkabılar getirin ya. Çok işim var ya. Niyazi birader, şimdi bu hani TRT1'deki işte bizimkiler mi bu? Evet abi. Allah. Bizimkiler. Yarın gideceğim hayırlısıyla görüşmeye. Hadi bakalım. Hayırlı olsun. Ne? Görüşmeye mi gitsen?
TRT Genel Müdürü'yle mi görüşeceksin yoksa? Bizden de çok selam söyle. Tabii. Keşke tabii. İnşallah da ben yönetmenle görüşeceğim. Gitmişken de böyle kısa bir kayıt alacaklar orada. Ya Hollywood'da buna audition diyor. Audition mı? Audition vereceğim. O ne ya? O değişin ne ya? Hava parası gibi bir şey mi yoksa bu? Yok yok abi, o değişin değil ya. Audition yani deneme çekimi. Oynuyoruz. Orada çekiyorlar ama tabii yani bir sürü insan deniyor, bir sürü insanı çekiyorlar. Hani bir kişi seçiyorlar, o yüzden zor yani, çalışmam lazım. Bu ezber dalgası falan mı diyorsun? Ya bir şey, Niyazi, o kadar şeyi nasıl ezberliyorsunuz ya? Helal olsun. Evet ya, ben de bu konu hep düşünüyorum ha. Nasıl ezberliyorlar? Ya Mustafa abi, inan en kolay kısmı ezber ya, o dert değil. Asıl zor olan karaktere girmek, role girmek. Role girmek mi? Nasıl giriyorsun role? Kapısını açıp mı giriyorsun? Abi şimdi şöyle, hani malumunuz ben ileri oyunculuk teknikleri eğitimi aldım. İleri mi? Allah Allah, bu oyunculuğun ilerisi gelirisi oluyor mu ya? Araba vitesi mi bu ya? İşte oyunculuğunda yani her meslek gibi var, böyle değişik türleri var. Hani şimdi benim tarzım da, benim eğitimini gördüğümde metot oyunculuğu. Metot. Yani nasıl oluyor? Nasıl? Şu anlatayım abi, bak. Metot oyunculuğunda şu var. Nasıl? Sen karaktere bürünüyorsun. Giriyorsun, karakter gibi yaşıyorsun. Onun gibi böyle hareket ediyorsun, onun gibi düşünüyorsun. Böyle onun gibi yaşayarak hazırlanıyorsun abi. Metot. Allah Allah. O zaman bu oyunculuk değil, bayağı bildiğin delilik ya. Peki Niyazi abi, sen nasıl bir karaktere gireceksin şimdi? Sinancığım, şimdi benim karakter eski bir kabadayı. Belalı bir kabadayı. Horozlara çok merakı var. Sürekli böyle kolunun altında bir horozla geziyor. Allah Allah. Bir dakika, bu şey değil mi ya? Bizimkiler dizisinde Aykut Koray'ın oynadığı katil. Doğru. Evet, zaten abi hikaye de öyle. Yani işte onun horoz var, benim horoz, bizim horozlar karşı karşıya geliyorlar şimdi. Horozlar karşı karşıya gelince tabii dolayısıyla biz de karşı karşıya geliyoruz. Şimdi onun karakteri de belalı, benimki de belalı. Tabii böyle iki karakter karşı karşıya gelince böyle bir çatışma oluyor abi. Çatışma mı çıkıyor? Sen yoksa adamı mı öldürürsen? Allah göstermesin. Ele edersen Erol Taş gibi sokağa çıkamazsan vallahi seni var ya taşlarlar. Doğru diyor. Doğru da abi, yok Bekir abicim, öyle çatışma değil. Nasıl? Karakterler arasında bir çatışma. O ne? Ya vallahi. Abi şimdi yani Bekir abi, teknik terimler bunlar ya, boş versene. Yalnız bilelerler, ben bu Aykut Oray'a var ya bayılıyorum ya. Ben de bayılıyorum. Kıyak oynamıyor mu? Çok güzel yapıyor. Yapsana. Ya. Çok güzel. Vatandaş rol yapıyor sayın abim. Bir türlü arabasıyla ya, geliyor, çöp tenekesini deviriyor. Her sefer bayılıyorum ya. Ya Aykut Oray ya. Karşılıklı oynama fırsatı düşünsene yani. Ya, o yüzden vallahi abi, sohbet güzel ama ben gideyim karaktere bürüneyim abi. Bürün. Koş bürün. Ben bir bürüneyim ya. Yalnız bir şey diyeceğim, neye metot diyorsunuz buna? Metot oyunculuğu, bürünme oyunculuğu diyeyim bari. Bürünüyorsun ya. Metot ne? Harita metot mu ya? Ya lan abi, oyalamayın ya. Bürüneyim. Hadi bürün. Bürünme teknolojisi. Sevim Koç öyle bürünüyor. Süper oldu ya. Nasıl alırsınız kahvelerinizi? Efendim sade olsun. Ben almayayım Rukiye teyzeciğim. Tamam canım, Fehmiciğim sana yapmıyorum. Yok, ben bugünkü içti kalkımı doldurdum ya. Tamam, tamamdır, bugün artık kahve falan içmem. Şu ayakkabıları bitireyim ben. Seyfi baba, bak sakın Fehmi amcaya kalem mevzusunu falan açma. Kadının komşularıyla arasını bozma ya. Olmaz kızım, kalem deyip geçme. Çok önemli bir şey bu, hesabını sormam lazım. Ya ben sana alacağım bir kutu kalem. Olmaz kızım, olmaz. Ben alıştırır sorarım, sen hiç merak etme. Fethi'cim, emeklilik nasıl gidiyor? Ben epeydir emekliydim ya Seyfi. Muhtarlığı da bırakınca, kaybedince çiftlik iş oldu ya, o yüzden soruyorum efendim. İyi gidiyor, iyi, çok iyi ya. Baksana. Valla işte ayakkabıları falan boyuyorum, Rukiye'ye yardımcı oluyorum. Ev işlerine acayip yardım ediyorum ya. Ne demişler? Kalem kılıçtan daha keskindir. Efendim? Efendim, alim unutur ama kalem unutmaz. Ne alakası var ya? Şairin meydanı kağıttır, silahı kalemdir efendim. Seyfi, sen bana ne demek istiyorsun? Ay yok bir şey Fehmi amca, sen Seyfi babama bakma, boş ver. Bunlar
gelsin ha. Şey yapsa. Ben eksik olan her şey tamamı Şahin. Ha. Anaca. Gel otur gel. Hemen azıcık hazırlan sen. Madem soluk şey yap, önce bir soluklan da hazırlan. Hadi çıkalım biz dışarı gezelim. Yok Sami. İstemeyim çıkam. Hiç keyfim yok benim gücün. Hiç istemeyim. Ha. Neden keyfi yok anne? İyi misin sen? Değilim. Değilim. Oli bir şey bilmem ne oli. Ay Sami. Al anneni hastaneye götür hayatım hemen. Yok Mori ne hastanesi? Ne yapacak ben hastanede? Ne yapacak doktorlar benim gibi koca karıya? O zaman böyle bir dışarı çık Fatuhan'la. Sami seni çıkarsın. Böyle havada çok güzel, iyi gelir sana. Anacığım. Gidelim camileri gezmeye. Ha? Yani parkları dolanırız. Bu sevdiğim köfteciden köfte alır yeriz beraber. Yok Sami. Hiç değilim. Hiç istemeyim. İstemeyim ben. Oturacağım evde. İstemeyim. 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 Oturma Fatuhan'cığım. İste iste. Bak hava ne kadar güzel. Hadi Sami'cim siz anneni de al böyle güzel havada biraz gezdir anneni. Ne diyorduk efendim? Ben her şeyi kalem kalem deftere işlerim efendim. Tabii tabii. İşlemek, yazmak lazım tabii. Ne demişler efendim? Söz uçar, yazı kalır. Abi tabii. Evet, mesela geçen sene bir kutu tükenmez kalem alınmış. Sen de oraya yazmışsın. Seyfi babacığım, kahveni isten de konuyu kapatsam mı diyorum artık. Konu ne? Efendim konu bu bahsettiğim tükenmez kalemler ortada yok. Fethi'cim yanlış anlama. Yani şey yapma sakın ama devletin malı. Peşine düşmem lazım efendim. Ha Mahmut, öğlen ne yiyoruz? Allah. Aret Usta, hanım sefertası gönderdi. İşte buyurun beraber yiyelim Allah ne verdiyse. Ya o sefertasındaki yemek hangimize yetecek? Daha sabahtan başladınız öğlen ne yiyeceğiz diye konuşmaya. Ya ben bunu daha önce de söylemiştim. Esnaflığın tek sevdiğim yanı bu. Sürekli yemek organizasyonu var ya. Çok güzel. Bence saç kavurma yapalım. Saç kavurma mı? Aa güzel fikir. Ayıp olmasın ya. Her yer kokuyor ondan sonra. Yiyen var, yemeyen var. Yok hemşire, biz şimdi ortaya yapıyoruz ki hani yiyen, yemeyen, canı isteyen gelsin buyursun yesin diye. Aa Aret Usta bak saç kavurma çok güzel, çok güzel de böyle meydanda yapmayın ya. Sonra yağ dökülüyor hep. Karınca basıyor pasajı ya. Ay temizlerim de yine de şey dikkat edin ya. Ya merak etme sen, benim dükkanda yaparız. Ben malzemeleri de alırım. Parmaklarınızı yiyeceksiniz. Öyle ne saç kavurma var. Hazır mıyız? Hazırız. Tamam güzel. Hazırız. Aramızda da toplarız böyle parayı falan. Ha bahsedelim. Yok yok ben hallederim ya benden. Olur mu canım öyle? Olur. Olur mu ya? Olur komşunuz ya. Esnaf tamam, burada. Tamam bugün senden olur. Benden olur ya. Sıkıntı değil. Helal. Seyfi sen ne diyorsun bakayım? Açık açık konuşsana benimle. Efendim ben o bir kutu kalemi kimseye yedirmem. Hem de tükenmez kalem. Bana bak, iyice baktın mı? Görmemiş olmuyorsun, gözünden kaçmış olmasın. Aha, gözünden kaçır demek istiyorsun. Görme diyorsun yani. Yapamam, hayır yapamam. Kimsenin hakkını yemem, yediremem. Ya Seyfi Bey öyle deme Fehmi'cim. Sen belki unuttun, başka bir yere koymuş olabilir misin? Efendim ben kaleminde değilim ama... O bir kutu kalemi kimseye yedirmem efendim. Bana bak, ben kimsenin hakkını yemem. Kendine gel Seyfi Efendi. Efendim, tansiyonun çıkacak. Sakin olalım. Ya abuk subuk konuşuyor. Şuraya bak ya Rukiye. Hadi Seyfi baba, biz çıkalım hadi. Yok kızım, ne güzel tatlı tatlı sohbet ediyoruz. Ne oldu? Daha sonra ne oldu Fethi? Ya adama bak ya. Adam tadımı kaçırmak için yaratılmış ya. Neyse, değil mi? Hadi bakalım. Hadi baba, hadi. Bir sonra. Hayırdır birader? Birine mi baktınız? Ne güzel mekanmış burası. Sen mi işletiyorsun? Aynen convaynen birader. Biz işletiyoruz. Da siz kimsiniz? Böyle geziyorduk. Mahalle güzel. Hoşumuza gitti. Mekan da güzel. Kim yiyor buranın arpasını? Ne diyorsun birader sen?
Ne arpası ya? Ha? At mı besliyoruz, eşek mi? Kahve burası, kahve. Görmüyor musun? Öyle işlek bir yerde kahvem var. Kimseye bırakmazlar. İçerisi de sote. Geceleri perdeleri çekip oyuna devam mı? Hayırdır Mesut abicim? Yok bir şey Alper'im, yok. Arkadaşlarla sohbet muhabbet ediyoruz. Şimdilik sohbet. Ama ileride ne olur ne biter Allah bilir. Ne olur? Değil mi Mesut kardeş? Sakin sakin Alper'im, sakin ol. Sakin. Mesut'cum ne oluyor? Bir durum mu var Mesut abi? Burası biraz fazla kalabalık oldu. Neyse, akşam gelir bir kahveni içeriz. Adabınızla gelirseniz içersiniz. Bırakmadan iki tane çakayım. Ha? Ne diyorsun lan? Yok be oğlum. Aklı sıra üstü kapalı haraç istiyorlar. Haraç mı? Yok diyor, buranın arpasını kim yiyor diyor. Yok diyor, geleceğiz akşama bir daha arayacağız diyor. Bak. Allah. Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Vallahi billahi. Gelsinler. Gelsinler, gelsinler abicim. Gelecekleri varsa görecekleri de var. Tabii arabası... canım, Allah Allah. Evet evet beyler, gerginlik yapmayalım. Oğlum çayla sen bizi. Hemen. Hadi. Hemen usta. Kimlerle uğraşıyoruz? Görüyorsun değil mi birader? Mahmutcuğum, ay ne oldu, başlamadın mı daha ya? Bak, açtıktan midemiz sırtımıza yapıştı ya. Abi o yüzden geldim. Siz benim dükkana bakın. Ben malzemeleri alayım, hemen geleyim abi. İyi olur. Olur olur, hadi. Tamam. Tamam. Ahmet abi. Abim. Abi sen sefer tasına talip misin yoksa saç kavurma mı? Sefer tası dururken. Sor mu şimdi? Oğlum herhalde saç kavurma yiyeceğiz ya. Ben azığımı akşam sütü falan yerim yani. Bu ziyafet kaçar mı? Abicim canını sıkma. Ben diyorum ki bunları bir temiz dövelim, mahalleye gelip artistlik yapmak ne demek görsünler. Davetler ya, dalacaksın ya. Ya muhtara mı söylesek acaba? Kime? Seyfi Bey abiye mi? Ya o ne yapacak ki? Benimki de laf mı Allah'ını seversen ya? Aklım Fehmi abiye gitti ya. Eskiden Fehmi abiye giderdik, tabii, akıl danışırdık. Hı. O bir şekilde böyle yordamını bulup yoluna getirirdi, tatlıya bağlardı, giderdi abi. İyi adam. Doğru. Öyle de. Ama bunlar da hiç konuşulacak adamlara benzemiyor ki. Bunlar anca sopadan anlar abi. Bunları bir temiz döveceksin. Pamuk gibi olacaklar. Bak gör ondan sonra. Yok yok. Aynen. Ulaşmamak gerek. Bence polise söyleyelim. Gelsinler alsınlar bunlar. Yani. Ya başkanım ben de onu diyorum. Bir temiz meydan daya atalım esnaf olarak. Bir temiz. Ondan sonra da Rıza Amir'e teslim edelim. En güzel. Vallahi doğru söylüyor. Evet. Ya şunlara bak ya. Siz kalkın İstanbul'un göbeğinde gelin mahalleye. Bizden haraç isteyin. Bak bak bak. Ya kardeşim. Bunlar bu kadar kendine güveniyorsa demek ki bunlar pisliğin önüne giden ya. Pislik bu adamlar ya. Bizim işimiz ne bileler? Bu pislikleri alacağız, çöp tenekesine tıkacağız. Hah, tamam kadar. İşte. Bir sakin olun, bir sakin olun. Bak biz Rıza Amir'i arayalım, gelsin o. O bize bir akıl verir, o bilir bu işi. Evet. Tamam. Doğru, bu da doğru fikir. Ha. Bak şimdi. Şu rejil herife bak ya. Şu adama bak ya. Beni hırsızlıkla suçluyor. Rüküyem, yani olacak iş değil ya. Estağfurullah Fehmi'ciğim, olur mu hiç öyle şey? Hay aklıma bir tek şey geliyor. Sen belki onu birine verdin de unuttun. Olabilir mi? Ya Rukiye devletin malı ya. Ben kime veririm onu ya? Ha ne bileyim, dalgınlığına falan gelmiştir diye. Yok ya, ne vereceğim, kime vereceğim ya? Cins ya. Bak benim ecelim bu adamın yüzünden olacak ha. Beyciğim ama tamam, senin tansiyonun varsa bir sakin olman lazım. Tamam, tamam boş vereceksin birazcık. Sen en güzel şey yapsana. Kahve çıksana. Bir güzel güzel bir hava al gel. Şöyle bir değişir şöyle bir havan. Ha? Temiz hava al hadi. Kahveye gitmem ya. Şimdi gelir karşıma oturur. Benim sinirlerimi yine tepeme çıkartır ya. Ya kalpten giderim ya da adamı öldürmekten hapise girerim. İkisinden biri. Olacak iş değil ya. Giderim başka bir yerde dolaşırım, hava alırım. Yeter ki o benim görüş menzilimin dışında olsun. Daha bak ya, geldiğinden beri ya ne mahallede ne evimde huzur kaldı ya. Şuraya bak ya. Huzurumu kaçır. Cins. Çok cins. Acayip cins. Soğan, sarımsak, biber abi. Hah. Domates var mı ya? Var. Var Sanço, var. Antalya'dan. Ya, hayırdır ya kardeş? Abi saç kavurma yapacağız. Allah! Buyurun ya. Bol bol yapacağız. Kardeş sen... bana malzemeyi bırak, bana ben hallederim onu. Hadi. Yok abi, ben halledeceğim, ben yapacağım. Yok oğlum öyle, eğer yemeğin içinde et varsa kimseye dokundurmam, kusura bakma yani. Abi ben söz verdim ya, ben yapacağım. Bak ya,
Nerede yapacaksın kardeşim? Abi tüpü açacağım, tavaya koyacağım, tavanın üstüne yapacağım. Ya bırak Allah'ını seversen, tavada saç kavurma mı olur ya? Kardeşim, sen şimdi Sinan, malzemeleri al oğlum sen buradan bakayım. Al malzemeleri, et de benden kardeşim. Sen kuru kıyağı da hazırla, tamam mı? He. Saç tavamızı da hazırla kardeşim. Ben dur, saç çıkarayım. Hadi, çabuk, hadi. Ben yapacağım abi ya. Ya bırak sen bana at. Allah hadi Allah Mahmut, hadi Allah Mahmut. Allah. Bir sen sosisini sat. Hadi yavrum, hadi. Ya ben halledeceğim kardeşim. Mesut, bana bir çay. Mesut. Niyazi'cim, hayırdır ya? Ne Mesut'u? Sen ne oldu sana böyle bir film çektin, havalandın mı? Hayırdır? O ne oğlum o? Tavuk mu? Mustafa abi horoz. Bak iliği var. Yani, sabah anlattım ya abi. Hani ben role giriyorum ya bunun için. He role mi giriyor? Allah Allah. Horozla mı giriyor ya role sen? Abi işte horoz, kıyafet falan hani dedim ya hani karaktere bürünmek falan öyle bir şey yapıyorum ama... ...ya siz de biraz yardımcı olursanız abi çok güzel olacak yani. Nasıl ya? Hani böyle sanki ben hani belalı kabadayıyı oynayacağım ya. Hani siz bana böyle belalı bir kabadayıymışım gibi davranın. Nasıl olacak bu ya? Şimdi ne bileyim abi hani ben böyle geliyorum ya hani böyle hani telaşla böyle dürtün birbiriniz ah geliyor falan. Hani böyle ayağa kalkın ben gelince böyle önü idikle böyle bir eğilin falan hani böyle bir saygı hürmette kusur etmeyin. Yani korkun abi benden korkun. Ben gözünüzde o korkuyu endişeyi göreyim. Ya birader biz seni burada yıllardır tanıyoruz zaten ya. Tanıyoruz biliyoruz sevdiğimiz bir arkadaşımızsın şimdi. Ya nasıl korkacağız senden yani bize de mi oynuyorsun ya Niyazi? Doğru söylüyor. Abi haklısın ya. Mesut abi, Mustafa abi, Alper tanıdığım insanlar yani. Öyle tanıdık olunca da ben de role giremiyorum. Allah Allah, bu role girmek ne kadar zor bir şeymiş ya. Nasıl giriyoruz? Sen gelince biz ne yapacağız? Korkacağız, ayağa kalkacağız, işte. Önümüzü ilikleyeceğiz, evet. Büküleceğiz. Öyle böyle mi yapacağız? De işte ben ama işte olur Mustafa tabii. Abisin, Mesut abisin, Alper'sin. Tanıyorum, olmuyor o zaman. Olmaz abi. Abi şöyle tanımadığım birilerini bulsanız. Bak, karşıma onları şimdi, getirseniz. Niyazi'cim şimdi tanımadığın birilerine böyle efe efe konuşursan başın belaya girer. Ben sana söyleyeyim öyle önünü ilikleyecek, senden korkacak olmaz öyle. Ama yani abi bu da benim kariyerim için çok önemli bir adım ya. Çok büyük bir rol. Yani çok istiyorum abi. Hani Mesut abi mesela ben akşam geleyim abi. Hani bu sefer sizin dışınızda böyle tanımadığın birileri olsun. Onları getir. Onlar tanımıyor ya beni. Hani ben onlara yapayım bunu. Öyle bir oynarsan bak o zaman girerim ben. Tamam beyler tamam. Sen o zaman iş çıkışı falan bir ora ayarlarız bir şeyler. İş çıkışı geleyim abi. Tamam. Öyle daha role girerim abi. Tamam. Aykut Oray'la oynayacağım. Evet. Az değil yani. Ben bu role girmek nasıl bir şeymiş ya. Üniversiteye girmek daha kolay. Bahtiyar amme. Buyur amme. Hastanın durumu nedir? Ne zaman taburcu oluyuz? Ahmet'im hasta suyunu saldı. Kardeş bir 20 dakikaya kadar hazır. Bak bir şey diyeyim mi? Yeme de yanında yat. Ya abi bıraksan ben yapardım bunu ya. Ya Mahmut'um bak. Piknikte mangal başına, evde de mutfak tezgahın başına kimseyi yaklaştırmam ben ya. Bu kadar basit. İyi de dükkan benim abi. Tezgah da benim. Kardeş bak tamam anlıyorum da seni. Şimdi işin içinde et olunca... Maalesef ete kimseye dokundurmam kardeşim benden başka bu çünkü bu bir iç prensip meselesi. Senin ne güzel prensiplerin var Bahtiyar amca ya. Ne koktu be? Ya kokmaz mı Ahmet'im ya? Kardeş bu etin içine var ya lokumun içine bir kuyruk yağı doğramışım. Oh. O kuyruk yağı eridikçe var ya nasıl bir koku veriyor parfüm gibi ya yemin ediyorum. Oh. Ay ama kokuttunuz her yere. Evet ya, geçen gün menemen, dün güveçte fasulye, bugün saç kavurma. Yemekhane gibi oldu pasaj. Ya aşk olsun hemşire ya. Karnımızı doyuruyoruz işte, aç mı kalalım, ne güzel imece usulü yapıyoruz. Çok da lezzetli oluyor ama yok, ben bugün yemeyeceğim artık. Artık ben kiloma dikkat ediyorum. Senin perhiz durumu ne oldu usta? İyi, 27 kilo falan verdim. Kaça ineceksin abi? Yani bir 3 kilo daha verirsem tamamdır bu iş. Hadi bak. Arepçi, sen böyle her gün yoklu kuyruk yağlı şeyler, fasulyeleri lüp lüp götürürsen o verdiklerini de alacaksın ha. Yok hemşire, sen merak etme ben ekmek yemiyorum. Ya ne demek ekmek yemiyorum ya? Ya ekmeksiz olur mu bu? Olur. Bunu ekmeğin arasına koyacağım böyle, oh Allah Allah. Ahmet abi. Efendim? Gülden yenge ses ediyor. İyi. Kavurmayı görmesin abicim. Yemeğini el sürmedik onun. Ben müsaadenizle. Çok güzel ha. Bari. Baksana. Oh.
Aa, ustacığım harika kokuyor ya. Ya Alek kokmaz mı? Bak şu güzelliğe bak. Ya sanat, sanat. Yemin ediyorum bak sanat ya. Allah Allah. Mahmud'um, nerede bizim biberler, acı biberler? Ha? Burada. Bak bak, Alek Allah'ın sevgiler. Allah Allah. Bak 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 bak. Şu burayı tamam. Tamam. Sen şimdi kuru pastalarını koy. Hem tatlısından, hem de tuzlusundan. Bu Alman pastasından da şey, 6 tane. 7 tane. 7 güzel. Bunlarını koy. Ha, tamam usta, pastalar bizden de. Misafirleri de cici kayınvalide ağırlıyor. Ya evladım, o da herhalde kendine göre bir şeyler hazırlıyor. Ama kadınca hatta bunlara yetişemişti. Bir de bunları mı yapsın? Sen şimdi şey al, bunları al, götür sen yukarı. Ben de anama alıp gideceğim. Tamam mı? Aa, babaannemi nereye götürüyorsun? Nereye mi? Biz veya öyle beraber camide gezeceğiz. Öyle yani. Ay acaba misafir geliyor diye mi babaannem yollanıyor evden? Kızım nereden çıkardın şimdi sen onu? Ne bileyim yani, biz geldiğimiz zaman bir karış surat. Ama böyle kendi misafirleri geldiği zaman ooo pastalar börekler gidiyor eve. Ya tamam evladım. Ağırlaması mı? Misafir iş yapması mı? Ya onun da ev sayılır artık evladım. Gelmeyecek bir şeyleri arkadaşlar hiç. Ya tamam ağırlasın, biz bir şey demedik ama bizi de kendi evimizden yollamaya kalkmasın yani. Gün gelecek. Misafirlikler azalacak. Evler küçülecek. İnsanlar yalnızlaşacak. Birbirlerine gidip sohbet etmek yerine ancak kahvehanelerde, pastanelerde görüşecek insanlar. Aa, görüşsünler tabii ya. Usta, duydun mu? Bizim işler açılacakmış. Yok mu ya? Senin ona ne bakayım? O 46'lık misafirlik azalır mı? Azalmaz. Neden? Çünkü biz misafirperver bir toplumuz. Öyle gidip gelmeyi bırakmayız. Ha. O yüzden hiçbir şey olmaz. Tabii ya, pef sana. Nasıl? Beğendin mi barbunyayı? Ben ki barbunya sevmem, bana barbunyayı sevdirdin. Ve hayatımda böyle lezzetli bir barbunya yemedim. Ellerin dert görmesin, dünyalar güzel karıcığım benim. Ne demek, bir tanem afiyet olsun. Yani yedin yani hepsini. Gramını bırakmadım. Ekmeksiz ekmeksiz götürdüm, gramı yok. Ay afiyet olsun, yaparım ben sana. Bol bol yaparım bir tanem. Ben o zaman boşları götüreyim. Ben sana yük taşı mümkün değil. Ben akşam gelirken getiririm. Sen gecikme bir tane. Tamam ben getiririm onu. Nedir yani? Sefer tasıyla mı dolaşacaksın? Bir tane benim. Her şeyde düşün. Hadi hadi görüşürüz. Kolay gelsin. Tabii. Hayırlı işler. İçindeki yemekleri say dese sayamayacağını yırttık. Rukiye teyzeciğim gerçekten aslında öyle söylemek istemedi. Ya öyle söylemek istedi, istemedi. Önemli olan neyiz? Olan oldu yani. Dilekciğim olan oldu. Ben aldım bir kutu kalem. Buyurun koyarsınız muhtarlığınıza. Olur mu çocuğum? Ay kız Seyfi abiciğim, bir kutu kalemin lafını mı ediyor? Ya annem olsa asla söyletmezdi. Beni dinlemedi. Söyleyeceğim diye tutturdu. Ay tamam, söylemek var, söylemek var yani. Öyle mi söylenir? Benimciğim zaten hasta adam, Allah korusun tansiyonu var, bir şey var. Bir şey olacak diye korktum yani. Dilekciğim neyse, sen şimdi bunu verirsin, Seyfi Bey iletirsin, konu kapansın, tamam mı çocuğum? Rukiye teyzeciğim, gerçekten onun adına sizden çok özür dilerim. Yahu senin özür dileyecek bir durumun yok ki, senin ne suçun var? Sen ver ben bunu, Seyfi Bey, konu kapansın, tamam, hadi bakalım. Ama bu edilecek laf mı şimdi, çok ayıp ya. Nurten abla olsa söyletmezdi. Kız ne zaman gelecek bu hastanın yanında? Ya aynıymış durumu yani. Telefonla konuştuk, biraz daha kalacağım dedi. Ha. Oh be abi. Butik! Hele şunu bir Mahmut kardeşime ver bakalım hele bir. Ver abi. Ya ne yapmışsın be Bahtiyar Usta ya, ne yapmışsın ya? Ne kadar güzel, bayıldım ya, bayıldım. Ellerine sağlık. Abi beni dokundurmadın ama ben hayatımda hiç böyle bir şey yemedim ya. Değil mi? Sağ ol kardeş. Ya bacım siz uzak kaldınız ya, Allah Allah. Tamam tamam biz ya biz oğlum, bize hele al hele al. Yok bir dakika dur. Noli, Noli, Noli burada. Amirim. Amirim gel. Of amirim, kaynanamız seviyormuş ha. Oo, ziyafeteci oldu değil mi? Amirim buyurun ya. Beraber olsun buyurun. Ha, ya iyi de ekmeğiniz ortak olmayalım ya. Mesut çağırmıştı beni. Ya ne demek ya, soframız geniş ya. Lütfen. Ama Mesut çağırdı beni, oraya gitmem lazım şimdi. Öyle bir şey de var. Hayırdır amirim, bir sıkıntı yok inşallah. Ya var kardeş, var. Ne oluyor abi? İşte Ahmet, gideceğiz bakacağız. Bakalım ne oluyormuş.
Amiricim, göz hakkıdır. Bakın tadına lütfen. Tabii, evet abi, tabii canım. Bandırma. Bırak ters. Öyle mi ya? Öyle ya mi? Ya amire ver şunu. Ver şunu ya. O zaman size bandırma stili göstereyim bak. Önce kuyu tutup atasasına böyle. Helal olsun valla. Amire ver. Bütün esnaf toplanıp aynı tabaktan yediğimiz, Bahtiyar abinin elinin lezzeti bir tarafa, kalabalıklaştıkça bereketlenen, muhabbetimizle şenlenen o sofraların lezzetini o kadar özlüyorum ki. Şimdi hangi puanı iyi lüks restoran o hizmeti ya da ünlü şefler bana o tadı verebilir ki? Kaybolan birçok şey gibi o lezzetler de damaklarımızdan uçtu gitti. Hoş bulduk, hoş bulduk. Gel, gel Fehmi abi. Biz de kalkıyorduk zaten, gel. Yok ya hanımlar, oturun ya. Gerek yok mu? Ya geldim diye kalkmayın lütfen. Yok, geldin diye değil. Gerçekten bizim işimiz var. Yukarıda kısa bir işimiz, onu halledeceğiz. Biz zaten gidiyorduk Fehmi abicim. Bu arada hiç canını sıkma. Biz senin yapmadığını biliyoruz. O konuyu hallettik biz. Neyi yapmadığımı? Şeyi ya, kalem konusunu... kalem mevzusunu Fehmi abi. Zaten Rukiye abla da aldı bir kutu kalem verdi. O konu kapandı yani. Ne kalemi ya? Yok bir şey Fehmi'ciğim. Yıldız'cığım sen yok mu çağırız bir şeye gidecektin hani bir... Bak bakalım hadi işinizi bir an önce. Hadi. Fehmi amca, sabahki mevzu için gerçekten senden özür dilerim. Yani Seyf babamı biliyorsun. Taktı mı takıyor bir şey kafasına. Sami, ayaklarıma kara sular indi. Agri ayaklarım, hadi götür beni eve. Yok be, hemşehrim. Sen acık acık dolanalım işte. Ta burada gezecek bir yer daha bulur. Ben istem gidem eve. İlaçlarım var, namaz kılan var, her şey. Ben yapacağım, güt agri ayaklarım. Ya anacığım, onlara gerek yok ya. Hem pastaneye gideriz. Namazım vardı, neden kılmadın camide? Allah Allah, gelmemiş idi vakti ondan. Şimdi vakti geldi. Götür beni evime. Ya beni yapacaksın. Ya azıcık gezelim şimdi. Hay be, götür evime beni bırak abi. Niçin seslemeysin ben gidem evime? Ha. Niçin? Hatta hanım. Hayırdır, senin dışarıda ne işin var? Ay komşucuğum, götürdü beni çocuğum gezmelere. Ha? Çok sever beni. Sever gezeyim, dolaşayım onun için. Aa, niye ki? Herkes sizde toplanacakmış. Sibel'in arkadaşları gelecek, ben de gideceğim. Bak, yeni misafir varmış, hiç haberim yok valla. Hadi gezelim biz, hadi gezelim. Aa, nasıldı senin için beni gezdirirsin bir gün ha? Senin o çiyan, sarı çiyan dedi gezdiren ha mi? İstemey beni misafirler beni gülsün ha? Ha onun içine, anladım ben. Hadi çakıl edepsiz seni, yalancı. Yalancı be, hadi beni götür seni eve. Terbiyesiz, terbiyesiz. Rukiye, sana kim kalem al da ver dedi? Fehmi'ciğim, tamam işte. Verdim bir kutu kalem. Koysunlar muhtarlıklarını, konu kapansın. Tamam işte. Ha, sen bir kalem kutu alıp verince konu kapandı, öyle mi? Kapansın diye, öyle dedim zaten. Bunu biliyorum, bu konuyu kapatın dedim yani, öyle dedim. Ha, sen kutu kalemi verince, ha, biz de suçu kabul etmiş olduk. Estağfurullah Fehmi'ciğim, ne suçu? Ya Rukiye, sen niye bana sormadan işler yapıyorsun ya? Allah Allah. Ben o muhtarlıkta muhtarlığa ne girdi ne çıktı hepsini gün gün bir bir not tutarım ya. O gıcık Seyfi kalemi bulamadı diye. Sen niye benim adıma karar veriyorsun ya? Fehmi'ciğim, hay belki unutmuşsundur diye düşündüm. Ya niye unutayım ya? Allah Allah. Senden hiç beklemezdim Rukiye. Hiç beklemezdim. Çok acayip yani. Sen bunca yıllık kocanı hiç tanımamışsın ya. Benden şüphelenmişsin ya. Estağfurullah Fehmi'ciğim. Aa, ne şüphelenmesi? Olur mu öyle şey? Ya unutmuşsundur diye. Ben unutur muyum? Ben bunak mıyım? Senden hiç beklemezdim Rukiye. Aşk olsun ya. Amirim geldi buraya iki tane nursuz, böyle meymenetsiz. Suratından meymene takmıyor yani adamların, tamam mı? Gelmişler buraya, buranın arpasını kim yiyor? Güzel mekanmış.
Ondan sonra burayı sahipsiz bırakmamak lazım. Sahip çıkmak lazım falan. Rivrivcilere bak. Sarma. Rivrivcilere bak. Tav ettiler. Mesut, sen sahipsiz değilsin. Devlet var arkanda. Öyle milleti abisi, dayısı, kabadayısı falan korumaz. Kanunlar korur. Biz varız burada. Eyvallah. Zibidilere bak ya. Ne? Millet kazansın, bunlar yesin, öyle mi? Sarma. Amirim, eşkalleri belli. E zaten tekrar geleceklermiş. Yapalım mı bir operasyon? Dur bakalım, dur. Dur şimdi. Şimdi değil, sakin. Sakin. Bir daha cılsınlar. Akşama bir daha cılsınlar. Bir konuşalım bakalım onlarla. Hı. Mesut, fazla dikleşme. Alttan al. Heh. Abi de, tamam de. Ha, anladım. Çaktım köfteyi, tamam. Ha, tamam mı? Yani sen alttan aldıksa onlar seni daha çok ezmeye çalışacaklar. Rıza amirim, biz buradayken kim ezebilir Mesut abi? Tabii canım, ezemez. Oo, tamam, tamam. Uşaklar, Alper bak özellikle sen. Siz karışmayın. Siz karışmayın. Polise güvenin. Devletin polisi var burada. Yalnız Mesut, dediğim gibi bak, dikleşme. Sende de var, o dikleşme hareketleri var sende. Dikleşme. Tesbihini tamam. Koy cebine, dikleşme. Alttan al, onlar seni ezmeye kalksınlar. Parayı istesinler, suçsuz yapalım, yakalayalım, atalım seni bunları. Heh. Tamam mı? Tamam. Çetecilikten, tehditten, suç örgütü kurmaktan atalım bunları içeri. Cezalarını seçsinler. Çeksinler abi. Sinirlendim bak, sinirleniyorum. Tamam amir, sakin ol. O kadar oyunculuk bizde de vardır yani. Şimdi Niyazi oynayabiliyorsa o kadar. Tabii. Biz de kıvırırız ya, bu işi yaparız yani. Abi. Neydi o? Motot, motort. Metot, ne oyunculuğuydu o? Motort oyunculuğu. Metot oyunculuğu. Neymiş o? Bürünüyorsun. Ya? Role bürünme oyunculuğu. He. Yaparız onu. Ya Niyazi, Niyazi, Dümbül Niyazi yok mu bizim amirim? He. O şimdi TRT'de bir dizinin şeylerine, seçmelerine gidecekmiş. Hadi ya. Hangi dizi? Ya TRT'de yok mu? TRT1'de şey, bizimkiler pazar günü oynuyor ya bizimkiler. Ha, bizim Kapıcı Cafer. Ha? Buyurun. Oo! Demek oraya giriyor değil mi? Evet, evet. Bizimkiler güzel dizi. İşte böyle deneme çekimi gibi bir şey yapacaklarmış. Vay be. Elinde horozla sabahtan beri geziyor burada abici ya. Horoz mu? Horoz, horoz mı? He. Metot. Metot için. Harita metot için. Bürünüyor ya, role girecek. Evet de işte role girmek için bize dedi ki, siz de dedi, ben dedi, gelince dedi bana dedi böyle kabadayı gibi davranın dedi, önünüze lükleyin dedi, işte böyle dedi, şey yapın dedi. Saygı gösterin falan. Böyle yapın dedi. Bak, 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 bak. Hep rivri içerikli hareketler bunlar. Niyazi'nin rivri içerikli hareketleri. Amirim, isterseniz siz de kendisine bir yardımcı olun ya. Bile Niyazi'yi alın, karakola götürün, nezarethanede böyle bir gece yatsın. Yani her belanın sonunda ulaşacağı yeri bir gösterin kendisine. Evet amirim, şöyle hapishaneye bir bürünsün. Doğru, doğru. Belaya bulaşan hapishaneye ulaşır. Ama dümbüllünün her tarafı bela olsa ne olur? Onun işi yüzü rim rim rim. Rim rim metodu. Rimci metot. Ferhudar ol evladım. Ay canım benim, sağ olasın. Hoş geldin. Ya. Ben şimdi sana gittiğimi söyledim. Kapının önünde denk geldik. Takıldı geldi peşime. Yani ben zorla yolladım. Sen geri getirdin yani Yıldız. Ya dursun canım, kime ne zararı var? Pek güzelsiniz. Pek gençsiniz hepiniz de. Benim gelinin nesi oluyorsunuz? Akrabası mısınız? Arkadaşı mısınız? Komşumuzdu Sibel bizim. Kahve arkadaşıydık. Her gün bir kahve içerdik kendisiyle. Oo, normal o. Benim gelinim çok sever kahve içsin. Ama daha çok sever birisi yapsın kahveyi, o içsin. Ha, öyle ama çok sever kahveyi, çok. Hem birimizi nasıl sever? Sabahle sever, sabah kahvesi. Ama kuşlukta uyanır. Uyanamaz erken. O lazım güzellik uykusuna yatsın, sonra kalkacak. Kuşluk olacak, ülenden sonra kalkacak. Oh, oh, içecek kahvesini. Oh, çok enteresan no. Çok sever kahveyi, çok. Bak annen nasıl da tanımış seni Sibel. Pek de şen şakrak. Ya, ya, öyledir, öyledir. Fato anamız bizim mahallenin gülüdür, gülü. Hah, işte öyle. Hep ben mi konuşacağım? Biraz da siz anlatırınız. Ne yapaysınız? Nasıl çocuklar? Var mı kocanız? Evli misiniz? Ne oluyor, ne bitti? Anlatırınız mı biraz? Hep ben mi Süleyem? Beğendin mi Seyfi Baba yaptığını? İnsanları boşu boşuna suçladın. Nurten annemin komşularıyla benim de ortamla aramı bozacaksın yani. Devlet malı evladım. Tabii ki peşine düşeceğim. Ya bulduk kalemleri işte Seyf Baba. Niye yok yere insanları suçluyorsun? Kızım, evladım. Ben nereden bileyim kalemlerin dolabın arkasına düşeceğini? Siz bulmasanız ben hayatta bulamazdım. Neyse neyse Seyfi Baba, en azından bir şekilde hallettik yani.
Artık gidersin, özür dilersin. Aldıkları kalemleri de kendilerine takdim edersin, olur biter. Bana işimi öğretme. Bu da size bir ders olsun. Bu da size bir ders olsun. Bundan sonra bir şey arıyorsanız dolapların arkasına bir bakın. Oradan çıkabilir. Hadi bak. Pes yani. Aa! Aa, şu an var ya gerçekten şaşkınlığımı gizleyemiyorum. Şu an öyle bir şaşkınım ki yani direkt. Ya ne büyük hayat dersi ya. Bir şey var mı ya? Hemen ben bunu bir yerlere not alayım ya. Bir şey var mı? Ya bak Dilek, yemin ederim senin bu cici babana ben artık uyuz olmaya başladım. Gerçekten tekrardan sinir kassayımı artırmaya başladı ya. Ya muhtar olur böyle şeylerden kurtulur dedik. Bir de böyle dertleri çıktı ortaya ya. Çok ayıp oldu Fehmi amcalar Ali ya. Haklısın, haklısın. Neyse, neyse hayatım. Artık Seyfi babayı tanıyorlar. Böyle hareketlerine de çok fazla aldırış etmezler. Ben dükkana gideyim de görüşürüz artık. Tamam, hayırlı işler. Şey, akşama Seyf baba yemeğe gelecek yine bize de. Erken gelirsin, tamam mı? Yani Dilek ya, gerçekten ya. Biz Seyfi babadan kurtulalım diye ev tuttuk. Geldi, bize yerleşti ya. Bir an önce Nurten annem gelse de şu çileden bir an önce bir kurtulsak ya. Bıktım ya. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ay kız Sibel, Fatu anayı ne kadar çok sevdiler değil mi? Ya değil mi Yıldızcığım? Ne kadar şanslısın Sibel. Teyzeye bayıldım ben. Kayınvaliden çok eğlenceli, pek de iyi biri. Ya öyledir, öyledir benim kayınvalidem. Kızlar çaylarınız bitmiş haydi bin. Boşanmış dolduran ben çaylarım. Teyzeciğim gençler durun kâbı. Yok ben yaparım. Aa, ben top, yani ben getiririm, ben toplarım. Bak yine çayları koyalım. Yok bak, sana bak. Zahmet olmasın, ben yaparım. Olur mu? Her vakit yaparım, ne var? Ver, ver. Fatu Anacığım ben koyayım çayları, siz de sohbetinize devam edersiniz artık. Yok Nazım. Nazım. Ahmet'i bekledim, gelmedi. Allah Allah, niye gelmedi acaba? Unutmuştur. Ay unutmamış canım, bana yalan söyledi. Yemek götürmeye gitmiştim, yedim dedi, yememiş. Yese mektubumu görürdü. Mektubunu mu? Ay anlamıyorum ki ben bir şey, ne mektubu? Ya Ahmet'e götürdüm, sefer tasının arasına küçük bir not koymuştum. Onu görmemiş. Ha. Sebep? Adamlar yapmış abi. Yapıyor da şey, hı. Ahmet abi ya. Abim. Benim yine karnım acıktı. Anlamadım. Karnım acıktı. Abicim sen midende kurt mu besliyorsun ya? Ben anlayayım. Bu yediklerin nereye gidiyor senin ya? Ben hayatımda bu kadar yemek yiyip bu kadar kilo almayan başka bir adam bilmiyorum butik. Ya Ahmet abi o kadar koşturuyoruz oradan oraya, oradan oraya enerji sarf ediyoruz. Yediğimi yakıyorum yani bir şekilde. Ahmet abi. Abim. Diyorum ki acaba şurada sosyete mi söylesek? Yok bu abiciğim. Ha dur ya dur. Ne oldu? Ya Gülden barbunya yapmıştı. Beraber yeriz. Ya yenge onu sana yapmıştır. Ya şey olmasın abi. Lafa bak şimdi oğlum. Seni benim mi var ya? Beraber yeriz işte yani. Barbunya seversin sen. Aa. Bu ne Ahmet abi? Yenge kullanma kılavuzuyla mı gönderiyor yoksa? Ne yapıyor yemeği? Saat 2'de annemlerin oradaki çay bahçesinde bekliyorum seni. Peki saat kaç? Saat kaç? 4. Bir daha söyle. 4. Allah! Yandım ben, bittim. Ne oldu ya? Ben de yemeği de yedim dedim. Yemeği yedim dedim. Halbuki yemeği yesem bu... Gülden benim. Ben bittim ben. Bana son kez bakabiliriz. Ben bittim abi. Bittim ben. Merhaba. Hayırdır Nazlı abla? Erken döndüm bugün işte. Bugün toplantım vardı, o yüzden erken bitti. Ben bir çay alabilir miyim Elvan? Tamam, getiriyorum. Tabii tabii Nazlı. Ya Elvan Hanım, Nazlı bizim gibi değil ki. Müdür yardımcısı o. Kafasına göre gidiyor, kafasına göre geliyor. Ya keşke öyle olsa Şahinciğim. Öyle ama ya, müdür yardımcısısın. Merhaba. Ben sana! Niyazi abi! Asistlos, bu ne hal? Ya bir deneme çekimine gideceğim de, role girmek için. Kostüm gibi düşünün. Ha, peki bu horoz, o da mı kostüm gibi yani? Dikkat et ya, gagalamasın seni, performansın he. Telaşlanma, telaşlanma Şahinciğim. Nazlı telaşlanma, kendisi eğitimli. Ha. Eğitimli mi? Hangi okuldan eğitim almış o? Geç dalganı Şahinciğim, sen geç dalganı. Ama bu benim mesleki çalışmamın bir parçası. Malumunuz ben
ileri oyunculuk teknikleri okudum. Hani bu da onun bir türü, metot oyunculuğu. Yani orada karaktere böyle bürünüyorsun. Hmm. Tamamen karakterin içine giriyorsun. Şimdi benim içine girdiğim karakter de eski bir kabadayı. O yüzden de böyle bir kıyafet seçtim kendime. Aa, evet. O da oynuyor. Ben şeyi anlayamadım yalnız Niyazi. Bu senin karakterinle horozun ne alakası var? Şimdi şöyle, bu karakter horozlara meraklı. Hmm. Ama bu dikkat edin ha, bu dövüş horozu. Bunların maçları falan oluyor biliyorum ben. Ay. Gerçekten mi? Tabii. Dövüştürüyorlar mı horozları? Dövüştürüyorlar. Hatta kazanan para alıyor, kaybeden para veriyor falan. Tabii. Ah yazık ama ya. Ha? Yazık. 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 Zaten benim karakterim de öyle diyor. Yazık diyor. Çünkü bir hayvansever kendisi. Horozları çok seviyor. Bu horozu da işte o dövüş batağından kurtarmış. Kurtardı bir horoz, evet. Ah, ah. Ama tabii bu hayvanların böyle özgür olması gerekiyor. Böyle kucakta olması hiç hoş değil yalnız Niyazi. Hiç hoş değil. Ben de hiç mutlu değilim. Zaten şu deneme çekimliyse rolü alayım. Ben onu salacağım doğaya. Yani özgürlüğüne kanat çırpsın. Ha, ama dikkat et böyle yüksekten falan atma. Bunlar uçamaz. Ha? Kanat çırpsın dediysen aşağı in. Deyim. Isırır mı? Isırmaz, eğitim. Gagalayabilir ama. Ay ben de seveceğim. Canım benim. Kızdı. Yok, sevgi sesi onlar. Sevgi sesi benim. Ay sağ olun, yazık. Ben nereden bileyim pusula koyacağını sefer tasının içine Hülden? Yazıklar olsun Ahmet. Yazıklar olsun sana yani. Çok büyük hayal kırıklığına uğradım. Çok kalbimi kırdın. Bayıla bayıla yedim dedim barbunyayı. Ağzına bile sürmemişsin. Bizim Mahmut var ya. Sosis yapan. Hı. O malzemeleri aldı onun dükkanında. Bahtiyar abi falan. Toplanmışlar. Çok ısrar ettiler. İşte illa sen de gel. İşte biliyorsun esnaf. Ayrı gayri olmasın diye. Ben de onlar gönül koymasın diye. Onlara ayıp olmasın diye. Tamamen arkadaşları yalnız bırakmamak için oturdum ben de onlarla. İşte öğle yemeğini yedim. Ondan sonra acıktım o senin muazzam yemeğini. Tam yiyeceğim. Notu gördüm. Notu gördüm. Ben de burada boşu boşuna beklesin Gülden. Benim beklesin suçum. Benim beklesin. Suçum. Benim suçum mu? Benim suçum mu? Ben nereden bileyim orada? Ya Gülden, orta çağdaki gibi biz pusulalarla haberleşiyoruz. İstiyorsan güvercinler gönderelim birbirimize. Yani bak bu mektup olayını abarttık mı bilmiyorum bir tanem. Tamam başlarda çok romantikti ama ben her an nereden bir pusula çıkacak, nereden bir mektup çıkacak diye telaş içerisindeyim. Kaçırabiliyorum yani istemeden. Galiba haklısın, biraz abartmış olabilir. Ama bir tanem ya seninle o ilk günlerimizdeki gibi heyecan oluyor böyle. Ne bileyim senin bana böyle aşkını tekrar hissetmek çok iyi. Eski günlerdeki gibi. Bu yüzden. Benim sana olan aşkımı hissetmek mi? Evet. Gülden. Ben seni ne zaman nerede görsem benim kalbim yerinden çıkacak gibi oluyor biliyor musun? Benim damarlarım genişliyor. Benim nefes alışverişim değişiyor. Benim kan farklı akıyor damarlarımın içerisinde. Ben ölecek gibi oluyorum. Ben seni ne zaman görsem dünyanın en güzel kadınını seyrediyorum ben biliyor musun? Aşkımı hissetmek mi? Bu benim hayatımda duyduğum en saçma şey. Bir ömrüm daha olsa bu kadar, bu aşkımı yine hissettiririm ben sana. Ne var biliyor musun? Nedir? Allah'tan ağzın çok iyi laf yapıyor da kendini affettiriyorsun. Bir tanem. Evde çocuklar beni bekliyor. Gideyim o zaman, yemek yemesi lazım Fehmi. Başka bir yerde pusula, mektup bir şey var mı bir haber? Ya yok seni bekletmeyeyim diye. Yani. Hayır hayır yok yok. Yani beklersin falan mahcup olurum yine. Olmayacaksın. Pusula işi bitti, rafa kalktı. Eski sisteme geri dönüyoruz. Konuşarak haberleşelim. Tamam. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Ve bir şey diyemedin. Biraz şöyle şunlardan atıştırsa o kadar güzelmiş ki elma. Böyle iyi gelir yani. Yeah. Fehmiciğim tamam. İşine karıştım. Ama gerçekten Seyfi Bey sana öyle şeyler söyleyince yani çok ağrıma gitti. Ne yapayım alsınlar dedim. Bir kutu kalemlerini başlarına çalsınlar. Ne halleri varsa görsünler. Bir daha da gelip seni üzmesinler istedim. Bak Rukiye, ben kendimden eminim, tamam mı? Ben o Seyfi'ye sinirlendim, ona kızdım. Bir de sen öyle bir tavır alınca... açıkçası çok üzüldüm ya. Ya sen beni tanımıyor musun ya? Ben bu konuda ne kadar titizim, benden bekler misin böyle bir şey ya?
Bekleme Fehmi'ciğim, yapmayacağını da çok iyi biliyorum. Zaten o yüzden hani bir an evvel konu kapansın istedim. Ama çok haklısın. Özür dilerim, işine karışmamam gerekiyordu. Haklıyım tabii ya. Çok haklıyım. En haklıyım ya. En haklı benim. Doğru. Affeder misin beni? Bir elma yarım mandalinayla. Ama onları tek tek soydum böyle. Bir de acaba şey mi? Bir de yanak mı versen? Bak insanı düşündürtmüyorsun ya. Bak düşündürtmüyorsun ya. Ver bakalım yanak. Ne olacak? Dur dur dur. Bu herif her şeyde tam zamanında gelir ya. Yine ağzımın tadını kaçıracak. Şimdi kulağını dört aç, beni iyi dinle mahalleli. Benim olduğum yerde son sözü ben söylerim. Raconu da ben keserim. Delikanlılık dediğin öyle lafı söyleyip kaçmak değil. Söylediğin lafın arkasında durmak. Ha, yeri geldiğinde de masaya vurdun mu ses gelecek. Helal, helal diyorum sayın seyirciler. Bravo, bravo. Allah'a bravo. Vallahi Niyazi abi. Korktum yani. Helal olsun Niyazi abi. Helal olsun. Ay, ne yaparsınız siz burada ya? Belli için Niyazi burada bol çeseden atıp tutay, siz de inanıcı bir görünüyorsunuz, öyle değil mi? Ya İdris, ne yapıyorsun ya? Adam role girsin diye şey yapıyoruz burada, yardımcı oluyoruz. Evet birader ya, sanata destek oluyoruz burada. Abi ama yani İdris abi ne yaptın? Yani abi geldin şimdi bak, muhabbeti, mahalle muhabbetine döndürdün. Bak çıktım. Çıktın. Abi nasıl gireceğim işte, tanıdığım insanlara döndürdün yine bunları ya. Abi yapma ya. Abi tanımadığım birilerini bulun dedim ama ya. Ben şimdi böyle giremiyorum ki role. Ya Niyazi birader, sen de gireceksen gir Allah'ını seversen şu role ya. Vallahi bıktırdın biz artık, girdin giremedin ya. Bak sabahtan beri zaten bu horoz her tarafa pisledi. Sesimizi çıkartmadık ayıp olmasın diye. Mesut abi bak bana laf et ama yani şampiyona laf etme. Yani senin amatör kümede attığın gol kadar bunun müsabakalarda böyle horoz gagalamışlığı var. Öyle mi diyorsun? Evet. Tamam. Durun benim. Bir daha yapacağız onu. Bineceğiz ha. Vay. Demek horoz işi de var kahvede. Dur bakalım daha neler çıkacak neler. Oğlum güçlü. Rıza abine haber ver, Hale patatesler gelmiş, nakliyeye başlayabiliriz de. Ha, tamam usta, hemen arıyorum ben. Hadi oğlum, hadi bakayım. Beyler, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz kahvemize. Ha şöyle, sabah neydi öyle, bir havalar civalar? Ya sormayın ya, yoğunluktan fazla şey yapamadık, kusura bakmayın, dalmışız yani. Oğlum, ne bekliyorsun Cemal'cim? Bak misafirlerimiz geldi, önemli misafirlerimiz. Hemen onlara çay yapıştıralım. Hemen ya usta. Fırla ya, oğlum. Dur Mesut. Mesut, yoksa bu arkadaşlar benim için mi geldiler? Niyazi birader, sen karışma. Karıştın bakalım. Biz artık Mesut kardeşimizle ortak çalışıyoruz. Onun malı benim malım artık. Bu mahallenin abisi sen misin? Abisi de benim. Dayısı da benim. Emmisi de benim. Şimdi kulağını dört aç. Beni iyi dinle kardeş. Bu mahallede ben varken kimsenin borusu ötmez. Bir tek benim horozun borusu öter. Dikkat et kardeş. O horoz erken öterse keserler. Niyazi birader, sen onu sağlık ikile. Dur abi dur, adamlar acayip rol yapıyorlar. Bana mı dedin kardeş? He? Gel bakayım, gel. Kime dedin he? Seyfi, rahatsız etmenin sebebi ne? Gözünüz aydın. Gözün aydın Fethi, aklandın. Benim zaten alnım açık, yüzüm aktı. Bir şey yoktu ki onda. Nerede bulundu acaba kalemler Seyfi Bey? Efendim, dolabın arkasına düşmüş. Ben de göremedim tabii. Sizin de aklınıza kim bilir neler geldi. Neyse, gözünüz aydın efendim. Bizim aklımıza hiçbir şey gelmedi de... ...o işte o bir kutu kalem ben dilekçimle muhtarlık kalemsiz kalmasın diye ihtiyaten gönderdim. Yoksa hani Fehmi'cimden şüphelendiğim için falan değil. Ben de şüphelenmedim efendim.
Ben de hiç şüphelenmedim. Ama işte devletin malı efendim. Yok tutanak tut. Şimdi efendim bir tarafta devletin malı, bir tarafta kadim dostum Fethi efendim. Yani yapabileceğim en ufak bir şey yok. Affedersin. Kusura bakma. Gerçekten beni affedebilecek misin Fethi? Tamam tamam Seyfi, uzatılacak bir şey yok. Uzatma. Yani aferin bana. Bak böyle yani mahallene de sahip çık. Kalem kutusuna sahip çıktığın gibi mahallenine de sahip çık. Aferin. Kontrol et. Gözün açık olsun. Yalnız öyle kontrol ederken de sağına soluna iyi bak. Tamam mı? Senin her şeyi görüp bilmen lazım. Muhtarsın sen ya. Aa, muhtar. Her şeyi bilmen lazım ya. Çok haklısın. Gözün açık olacak. Efendim sizin gerçekten engin tecrübelerinize çok ihtiyacım olacak. Şey olarak yani bir öpmem mümkün mü acaba? Öpmeyi kaldırdık ya. Ha tamam. Doktor öpmeyi yok. Kaldırdık onu. Tedaviden kaldırdık ya. Yeniden piyasaya sürmenin gereği yok. Mesut'un kahve artık bizimdir. Tabii ki. Yani sizindir abi. Artık her hafta gelir haracımızı alırız. Alırsın abi, alırsın. Mesut abi verir zaten. Yani o borcuna sadık adamdır. Verir. Sadece Mesut değil. Bu mahallenin huzuru kaçmaması için bütün herkes abisine bakacak. Kur barajı, barajı kur. Şimdi bir dakika, bir dakika. Doğru mu anladım ben? Mahallemize geldiniz, bizden haraç istiyorsunuz, he? Vallahi ister haraç de, ister bahşiş. Bu mahallenin huzurunun kaçmasını istemiyorsanız abinizi göreceksiniz. Anlaşıldı mı? Bu saatten sonra buranın amiri de, paşası da, abisi de kimmiş? Ben! Sen kimsin? Devlet! Devlet'im! Ve devletin bana verdiği yetkiye dayanarak kanun namına sizi tutukluyorum. Tetezeler sizi. Demek haraç topluyorsunuz değil mi? Değil mi? Amirim silahları var. Silah mı? Abi ben demin silahlı adamlarımı kafa tuttum rol yapıyorum diye. Ya birader söylüyoruz ama dinlemiyorsun ki. Ya biz bir şey yapmadık komiserim. Sadece konuşuyorduk. Tabii. Sadece konuşuyorduk. Duyduk konuştuklarınızı. Konuştuklarınızı duyduk. Selahattin, o silahları balistoya gönderin. Kim bilir neler çıkacak onların altından. Bu adamları da atın içeri. Setacılıktan ve araç toplamaktan tutukluyorum sizi. Emredersiniz abi. Şuna bak amirim ya. Gelmişler mahallemize esnaftan neymiş araç toplayacaklarmış. Ya hiç öyle şey olur mu amirim? Bunlar da yeni peyda oldu yani. Merak etmeyin beyler. Merak etmeyin. Vergisini veren, evine ekmeğini alın terinle götüren hiçbir vatandaşımızın korunmaya ihtiyacı yok. Devletimiz her vatandaşını korumakla mükelleftir ve korur. Böyle rivicilere de meydanı bırakacak değiliz emanallah. Helal olsun. Helal. Helal. Tamam. Ya bunda sıkıntı yok. Biz görevimizi yaptık. Hadi. Görevimizi yaptık. Abartacak bir şey yok. Geldi, gidiyoruz. Karma karışık. Yollarda hüzünden mutluluktan de bana ne yapmışız gene yıkmışız hep en sonunda maziye sırtımızı yaslaya yaslaya tutunmuşuz geçmişin kanatları.